Selam gençler. 7. simülasyon testi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar şu ana kadar konu anlatımda olsun, 7. teste kadar olsun bir sürü soru çözdük. Artık bazı şeylerin temelinin oluştuğunu düşünüyorum. Bundan sonra aynı paragraf çözer gibi düşünün. Bazı sorularda nasıl yaklaşırsak zamandan kazanırız bunların üzerinde de durmak istiyorum. Şimdi mesela ilk sorumuza bakalım. Bu soruda daha soruyu okumadan size şunu söylemek istiyorum. Önce burayı okuyacağım. Sonra burayı okuyacağım. En son burayı okuyacağım arkadaşlar. 1, 2, 3. Ondan sonra soruyu çözmeye başlayacağım. Şimdi dikkatinizi bana verin lütfen. Gökay, Ahmet ve İhsan'ın toplam 108 tane bilgisi vardır. İlk bilgimiz burada. Soru kökünü okuyorum. Son durumda herkesin bilgilerinin sayısı ilk durumdaki bilgilerin sayısına eşit olduğuna göre Ahmet'in kaç bilgisi vardır? Burada soru kökü de burada. Şimdi verilenleri yani 3 ile işaretlediğim yeri bir kere de okuyacağım. Gökay bilgilerin 3'te birini Ahmet'e, Ahmet bilgilerin 4'te birini İhsan'a, İhsan bilgilerin 5'te birini Gökay'a aynı anda veriyor. Püf nokta burada arkadaşlar aynı anda veriyor ve sonuçta başlangıçtaki bilye sayıları aynı oluyor. Şimdi arkadaşlarım Gökay diyorum, Ahmet diyorum ve İhsan diyorum. Gökay ne diyor? Bilgilerin üçte birini Ahmet dediği için başlangıçtaki bilgi sayısına 3 x diyelim. O zaman üçte biri x olacağı için Ahmet'e x kadarını verir arkadaşlar. Ne oldu? Ahmet'in bilgi sayısı arttı. Ama ne diyor? Aynı anda diyor. Ahmet ise bilgilerin dörtte birini İhsan'a veriyor. Demek ki Ahmet de x kadar verecek ki başlangıçtaki bilye sayısı aynı şekilde kalacak. Dörtte e biri e x kadarsa o zaman dörtle çarptığımda başlangıçtaki bilye sayısını 4x buluruz. Şimdi İhsan x kadar aldı. E başlangıçtaki bilye sayısı arttı değil mi arkadaşlar? İhsan bilgilerin beşte birini Göka'ya verirse... İhsan'ın başlangıçtaki bilye sayısının değişmemesi için x kadar alıyorsa x kadarını vermesi gerekir. O zaman 5'te 1'i x ise İhsan'ın bilye sayısı başlangıçta 5x kadardır. E toplam bilye sayısı 3x, 4x, 5x soruda 108 olarak verilmiş. Buradan x'i 9 olarak buluruz. Ahmet'in bilyesi soruluyor. 4 çarpı 9'dan 36 olur arkadaşlar. Bakın bu soruyu 30 saniyede de çözersiniz. 1 dakikada, 2 dakikada, 10 dakikada da çözersiniz. Ama soruya nasıl yaklaştığımızı biraz biraz artık soru çözdükten sonra tecrübelerimize dayanarak kısaltmaya çalışırsak yaklaşmamızı o zaman süreden kazanırız ve TYT sınavında başarı oranımız artar. Şimdi ikinci soruya geçelim. Yukarıdaki sütün grafiği bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından aldıkları notların dağılımını göstermektedir. Buna göre bu sınıfın Türkçe sınavındaki not ortalaması kaçtır? Arkadaşlar alınan puanı öğrenci sayısına böldüğümüzde biz Türkçe sınavındaki not ortalamasını buluruz. O zaman başlayalım. Şöyle bir kesimimizi çizelim. 2 kişi 5 puan almış. Kişi sayısını aşağı yazıyorum. İki kişi 5 puan alıyorsa bu iki kişi toplamda kaç puan almış olur? 2 çarpı 5'ten 10 puan. Şimdi sarıya bakın arkadaşlar. 4 kişi 4 puan almış. 4 kişiyi buraya yazdım. 1 kişi 4 puan alıyorsa 4 kişi toplamda 4 çarpı 4'ten 16 puan alır. 5 kişi 3 puan almış. Kişi sayısını yazdım. 5 kere 3 15. Buraya bakıyorum. 5 kişi 2 puan almış. Kişi sayısını aşağı yazdım. 5 kere 2 10. Buraya baktım. 4 kişi 1 puan almış. Kişi sayısı aşağıda. 4 çarpı 1'den 4. Evet arkadaşlar bulacağımız sonuç sorunun cevabıdır. Şimdi toplayalım. 20, 30, 40, 55. 10, 18, 20. 55'i 20'ye bölüyoruz arkadaşlar. 27 buçuk, hatta 1.0 daha olduğu için 2.75 olur. Aşağıdaki grafikte bir marketin sıvı yağ, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, kırmızı et kuru yemiş ürünlerin alış ve satış fiyatları verilmiştir. Alış fiyatı, satış fiyatı. Mesela şunu inceleyelim arkadaşlar. Sıvı yağ 20 liraya alınmış, 40 liraya satılmış. Buna göre bu marketteki ürünlerin kar zarar durumları ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Sıvı yağ satışından %50 kar elde edilmiştir. Arkadaşlar bakın sıvı yağının alışı 20 TL. Satışına ne dedik? 40 TL. E 40'dan 20'yi çıkartırsak 20 TL kar edilmiş olur. Yani alış fiyatına eşit direkt %100 kar elde etmiş olur. Bize %50 demiş yanlıştır. %50 olması için alış fiyatının yarısı nedir arkadaşlar? 10, 20 artı 10'dan 30 TL'ye satılması gerekir. Fakat 40 TL'ye satılmış. Bir yanlış eledik. Kuru yemiş zararına satılmaktadır. Kuru yemişi bulalım burası. Buradaki kesişime bakacağız. 60 TL'ye alınmış, 30 TL'ye satılmış Evet zararına satılmaktadır. İkincisi doğrudur. Eleyerek bile bursa buluyoruz. Üçüncüsüne bakalım. Bu 5 ürün içerisinde kar oranı en fazla olan ürün kırmızı ettir. Kırmızı ete bakıyorum. Nokta burada. 50 liraya alınmış. 60 liraya satılmış. Arkadaşlar. Şimdi biz buna kar oranı %100 demiştik sıvı yağda. Burada ise kırmızı ette ne var arkadaşlar? %100 olabilmesi için bunun 100 liraya satılması lazım. 50 artı 50'den 100 olması lazım. Ama ne olmuş? 60 liraya satılmış. Yani %100'den küçük. Hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kar oranı 60 eksi 50'den 10'dur. 10 bölü 50. 50 de 10 lira kar ettiyse yüzde ne kadar olur? 5'e böl. 5'e böl. Burada %20 kar elde etmiştir. Yani sıvı yağdaki kar oranı en fazladır. Kırmızı ette de değil. O yüzden yanlıştır. Cevabımız Bursa'dır. Mervan ile Murat arasında aşağıdaki gibi bir konuşma geçiyor. Mervan demiş ki benim yaşım iki basamaklı bir sayıdır. O zaman şöyle yazalım. AB Bu ne? Mervan Murat benim yaşım senin yaşının rakamların çarpımına eşittir. A çarpı B. Merve o zaman ikimizin yaşları toplamı 35'tir. Murat kaç yaşındadır? A artı A çarpı B 35'miş arkadaşlar. Bakın buradan 10A geliyor. 10A artı B artı AB eşittir 35. Burada şöyle hareket edebiliriz. 10A'yı burada bırakalım arkadaşlar. Öyle çözmek daha kolay olacak. A artı 1 35 diyelim. Mesela A'yı 3 dersen ne olur burası? 30 olur. 35 olması için buranın 5 olması gerekir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. A'ya 3 demiştik. 4 ile neyi çarparsam 5 olur? Olmadı. Demek ki A 3 değilmiş. Şöyle silelim. A'ya 2 diyelim. A'mız 2 ise burası 3 olur. 20 oldu arkadaşlar. 35'ten 20'yi çıkardığımda 15 olur. 3 ile 5'i çarptığımda 15 olur. A2 B de 5'tir. Murat kaç yaşındadır diyor? 2 ile 5'in çarpımı 10 olacaktır. Yukarıdaki grafik A ve B araçlarının aldıkları yolların zamana göre değişimini göstermektedir. A ve B araçlarının saatteki ortalama hızları farkının mutlak değeri kaç kilometredir? Arkadaşlar alınan yol hız çarpı zamanda. Hızı nasıl buluruz? Yolu zamana bölerek. Şimdi buraya bakar mısınız? Şurası zaten yol değil mi? Yol bura. zamanda da O zaman ben burada karşı bölü komşudan hızı bulacağım. A için düşünelim. 280-120'den eksi 160. Burada da 4 var arkadaşlar. 160 bölü 4'ten A'yı 40 bulduk. B'ye bakalım. Buradaki yol 120'dir. Burada 4 eksi 2'den 2'dir. BB ise 120 bölü 2'den 60'tır. Bana hızları arasındaki farkın mutlak değerini soruyor. Cevabımız 20'dir. Bilal Bey başlangıçta içinde toplam 10 litre mazot bulunan traktörün yakıt deposuna yakıt deposu diyor. 10 litre mazot var arkadaşlar. İçinde toplam 30 litre mazot bulunan mazot varilindeki mazotun tamamını ekliyor mazot varili. Yakıt deposundaki ve mazot varilindeki mazot miktarlarının zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde verilmiştir. Buna göre grafikte verilen x değeri nedir? Şimdi arkadaşlar şurada 31'den onu çıkardığında 21 litre olur. 7 dakikada 21 litreyi eklemiş. O zaman şöyle diyeceğiz. Şuraya 7 dakika diyelim. 21 litre ekleyecekse şurası 21 olmalı. 31'den 21'i çıkardığımızda 9 olmalı. Şimdi 7 dakikada 21 litre ekledik ve 9 kaldı. Burada benzerlik kuracağız arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Hatta benzerlik kurmayalım. Bu bir doğrusal orantı grafiği olduğu için orantı kurabiliriz. Mesela diyeceğiz ki 7 saniyede 21 litre ekleniyorsa 8 saniyede ne kadar eklenir? 3 katı 3 katı. 24 litre yakıt eklenir. O zaman arkadaşlarım bu kez x ile arasında ne kadar fark olmalıdır? Şöyle değil. 24. 30'dan 24'ü çıkardığımızda x'i e 6 buluruz. Bir karışım içinde bulunan ABCD maddelerin madde miktarları arasında bağıntıları vardır. Bakın A, B, C, D. Bu karışma D maddesi katılmadığında karışım 76 gram, B maddesi katılmadığında karışım 100 gram olmaktadır. Bu karışımın tamamı kaç gramdır? Yani biz şunlara KK K, buraya da MM M dersek A maddesinden 2K, B maddesinden 3K, C 3M. D de 4M kadarmış arkadaşlar. D maddesi katılmıyorsa bunu almayacağız. Diğerlerini toplayacağız. Diğerleri 5K artı 3M'dir. 76'yı verir. Şimdi şurayı silelim. Karışıklık olmasın. B maddesi katılmadığında diyorsa bunu almayacağız. Diğer maddeleri topluyoruz. 100 gram. Karışımın tamamı nedir? Karışımın tamamı 5K artı 7M'dir. Bize bunu soruyor. Arkadaşlar yok etme metoduyla K'yı M'yi bulabiliriz. Ee, ne yapalım? Burayı 2 ile evet ya da eksi 2 ile diyelim. Burayı da 5 ile genişletelim ki K'ları yok edelim. Eksi 10 K artı 10 K birbirini götürdü. Eksi 6 M 35 şöyle diyelim. 35 M eksi 6 M eşittir. Burada da eksi 2 ile 76'ya çarpıyorum. 6 kere 2 12 12. 152 oldu. Şimdi arkadaşlarım e, aşağıda ise artı 500 oldu. Onu da yazalım. Buradan 29 M eşittir. E, 150 olsaydı 350 diyecektik. 348'i veriyor. Buradan bir kere var. E, sonra iki kere. M'yi 12 bulmuş olduk arkadaşlar. M'imiz 12. M12 ise K'ya ulaşalım. Buraya 12 yazalım. 5K artı 36 eşittir 76. 5K buradan 40. K'yı 8 buluruz. K 8, 5 kere 8, 40. m de 12, 7 ile 12'yi çarptığımda 84. Cevabımız 124 olacak. Şekildeki A kabında %30'u şeker olan 240 gram şekerli su vardır. B kabında %60'ı şeker olan 180 gram şekerli su vardır. A kabındaki karışımın yarısı B kabına boşalttığında B kabındaki oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlar bakın burada basit bir yol göstereyim. A kabından buraya yarısı dediği için 120 gram karışım yüzde 30 oranında şeker olan 120 gram karışım ekleniyor. Şimdi 120'ye bakıyorum 60'ın 2 katı, 180'e bakıyorum 60'ın 3 katı. Şunu şöyle düşünün. 120 gram %30 şeker. Bakın 60 gram %30'u şeker. 60 gram %30'u şeker. 180'e bakıyorum. Onu da 60, 60, 60 diye ayırdım. Bakın toplamı 180. Ama burada %60'ı şeker karışımı. Bakın hepsi burada gramları aynı olduğu için şuradaki yüzdeleri toplayıp kaç tane var? 5 tane. 5'e bölüp ortalamasını alacağız. Bakın 30, 30, 60, 60, 60 bölü 5. Burada ne var? 180. 180 artı 60, 240. 240 bölü 5'ten cevabımız 48 olur. Bu pratik yoludur. Tabii ki uzun yoldan da çözeceğim arkadaşlar. Diğer yoldan daha doğrusu. Şimdi 120 gram sildik burayı. Silmemize gerek yoktu. %30 oranında şeker olan 120 gram karışım. Bana şeker oranını soruyor. O zaman diyeceğiz ki 120 çarpı 30. Burada da 180 çarpı 60. Toplam karışım 300. 300 çarpı x olacak. Şimdi her tarafta iki tane sıfır var. Gitsin. 36. 6 çarpı 18. 108 eşittir 3x. Buradan ne geldi? 144. 144 bölü 3. Yani 48 gelir arkadaşlar. Bu da diğer yolu tabii ki. Ama özellikle bazı sorularda bu yöntemde çok daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane karışım vermiş. Birden fazla karışım verebilirdi. İşte bu bunu aktarıyor, bu bunu aktarıyor gibi sorular olabilirdi. Bazen bu yöntem hayat kurtarıyor. Ayşe ve Zeynep'in katıldığı bir bilgi yarışmasında kurallar aşağıdaki gibidir. Yarışmacılara kolay, orta, zor olmak üzere 3 farklı seviyede soru sorulmaktadır. Yarışmacılara her seviyeden üçer er soru sorulmaktadır. Yani kolayda 3 soru, ortada 3 soru, zorda 3 soru, toplamda 9 soru soruluyormuş. Her yarışmacı kendi sorularına cevap vermek zorundadır. Puanlama aşağıdaki gibidir. Puanlamadaki eksi puanlar puanın silineceği anlamına gelmektedir. Şimdi bakalım kolay soruda doğru cevap verildiğinde 2 puan alınıyormuş yanlış cevap verildiğinde 1 puan siliniyormuş. Ya da zor soruda doğru cevap verildiğinde 6 puan alınıyormuş. Yanlış cevap verildiğinde 3 puan siliniyormuş. Bunu bu şekilde anlayalım. Şimdi bakalım diyor ki Ayşe'nin en fazla 6 doğru cevabı Zeynep'in en az 4 yanlış cevabı olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi birincisini okuyalım. Ayşe ve Zeynep soruların tamamını yanlış cevaplamış olabilirler. Bakalım olabiliyor mu? Ayşe en fazla 6 doğru yapabiliyorsa 5 doğru da yapabilir, 4 doğru da yapabilir, 3 doğru da, 2, 1 doğru da hiç doğru yapmaya da bilir. Bu en fazla demek bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani Ayşe soruların tamamını yanlış yapabilir. Zeynep'e bakalım. En az 4 yanlış cevap veriyorsa 4 yanlış olabilir, 5, 6, 7, 8, 9 yanlış olabilir. Tamamını yanlış yapabilir. Yani tamamıyla şurada en az en fazla kelimelerini anlamaktan geçiyor bu soru arkadaşlar. Birincisi doğrudur. Ayşe en fazla 27 puan alabilir. Ayşe en fazla 6 doğru yapabiliyordu. 6 tane doğru ve 4 tane yanlışı var. En fazla dediği için o zaman arkadaşlarım 3 tane doğrusunu 3 tane doğrusunu zordan yapsın. 3 tane doğrusunu da orta seviyeden yapmış olsun. Öyle değil mi? Şurada 3 yanlış olmalıydı. Toplam 9 soruydu. Onu düzeltelim arkadaşlar. 3 yanlışı da kolaydan yapmış olsun. 1 yanlış için 1 puan siliniyor. 3 yanlış için o zaman eksi 3 puan silinecek. Bakın 1 doğru için 6 puan ekleniyor. 3 doğru için 6 çarpı 3'ten 18. 1 doğru için 4 puan ekleniyor. 3 çarpı 4'ten 12 puan eklenecek. Burada alması gereken puan 30'dur ama 3 puan silineceği için en fazla 27 puan alabilir. Cevabı doğrudur. Ben ne yaptım? Yüksek puanları olanlara 3 soru, 3 soru eks 3, soru, 3 soruydu. 3 soru buradan doğrucu yapmış olsun dedim. 3 soru buradan doğru yapmış olsun dedim. Böylelikle en fazla puanı elde etmeye çalıştım. Zeynep en fazla 21 puan alabilir. Şimdi Zeynep'e dikkat edelim arkadaşlar. Zeynep Yanlış sayısı en az 4 diyor. Bana en fazla puanlı soru söylüyor. O zaman doğru sayısı toplamı 9 olacağı için 5 olmalıdır. Bu 5 sorunun 3'ünü zor sorudan doğru yapabilir. İkisini de orta sorudan doğru yapabilir. Bana en fazla dediği için böyle yorum yapıyorum. Bir soruda 6 puan alıyorsa 3 soruda 3 çarpı 6'dan 18. Bir soruda 4 puan alıyorsa 2 soruda 2 çarpı 4'ten 8 puan alır. O zaman arkadaşlar yanlış sayısını bir tane ortadan yapacak. Bakın 2 orta oldu. Toplam 3 orta seviyede soru vardı. Geriye kalan 3 yanlışında kolay seviye yapacak. Orta seviyede bir soruda yanlış cevap verdiğinde eksi 2 puan oluyor. Kolayda bir soru eksi 1. 3 soru olduğu zaman 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 oluyor. Topladığımda bana eksi 5 puanı veriyor. Yani arkadaşlar 26 puan alıyor. 5 puan da silinecek. 21 puan almış olacak. Yani üçü de doğrudur. A ve B takımlarının yarıştığı bir yemek programında takımların yaptığı yemekler 24 kişilik bir jüriye tattırıldıktan sonra her bir jüri üyesinden A ya da B takımına bir oy vermesi isteniyor. Bu oynamayla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Yani her jüri üyesi sadece bir oy kullanıyormuş arkadaşlar. Kullanılan ilk 16 oy sonrasında İlk durumda takımlar arasında oy farkı 2 oluyor. Sonradan kullanılan 8 oy takımlar arasındaki oy farkını değiştirmemiştir. Hangileri doğrudur demiş. Hemen sorumuzu çözelim. A takımı B takımı. Eğer bize şöyle deseydi. Kullanılan ilk 16 oyda takımlar eşit oy almış deseydi. Biz buna 8 oy almış buna da 8 oy almış diyecektik. Aradaki fark 2 oluyorsa bunu 1 artır 9, 1 azalt 7. Toplam 16'yı aradaki farkta 2'yi verdi. Aynı şekilde şöyle düşünelim arkadaşlar. Tam tersi de olabilir. Devam edelim. Sonradan kullanılan 8 oy takımlar arasındaki oy farkını değiştirmemiştir. Mesela bu x oy almış olsun. Diğeri de 8 eksi x oy alacak. Ama son durumda hangisi fazla oluyor onu bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle diyeceğim. A takımı 9 artı x oy aldı. B takımı 15 eksi x oy aldı. Aradaki farkın mutlak değeri bize 2'yi verecek. 2 x eksi 6 eşittir 2. Bu ifadeyi nasıl çözüyordu? Bu şekilde x'imiz 4'tür ya da x'imiz 2'dir. Mesela arkadaşların A ve B için tekrar oluşturalım bunu. Başlangıçta neydi? 9 7'ydi. Eğer x'imiz 2 ise, bakın x'imiz 2 ise 2 6 oy olacak. 9 2 daha 11, 7 6 daha 13 oy olmuş olacak. Eğer x'imiz 4 ise burada nedir? x 4 olduğu için 4 4 olacak. Yani toplamda 9 artı 4'ten 13, 7 artı 4'ten 11 oy olmuş olacak arkadaşlar. E bunun bir de şu durumu var tabii ki. 7, 13, 11, 9, 11, 13. B takımının durumu A takımında da olabilirdi. Tabii ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Burada A takımının aldığı oy 2, burada da 6. Şöyle düşünelim. Şimdi başka renkle gösteriyorum. Burada 4 oy almış. Burada 4 oy almış. Evet. Sarıları bir düşüneceğiz. Ve mavileri bir düşüneceğiz arkadaşlarım. Aynı şekilde sağ tarafa da bakınca burada 6 oy. Burada 2 oy kullanılmış. Bir başka renkle 4 oy. 4 oy. Yine sarıları kendi aralarında düşüneceğiz. Yeşilleri ya da mavileri kendi aralarında düşüneceğiz. Okuyalım. İlk durumda önde olan takım son durumda da önde olduysa iki takım da sonradan kullanılan oylardan eşit miktarda oy almıştır. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. İlk takımda önde olan takım bu. Sonraki oyu alınca önde oluyorsa yine bu olması lazım. O zaman dörder oy mu almış oluyor arkadaşlar? Aynı durum bunun için de geçerli. Eşit oy almışlardır. Yani sonraki 8 oyda eşit miktarda oy aldıkları ortaya çıkıyor. Şimdi şurayı silelim. Karışıklık olmasın. İlk durumda geride olan takım son durumda bak ilk durumda geride olan takım bu. Son durumda önde olduysa bak 11 13 önde olan bu. Kullanılan 8 oyun 6'sını almıştır. Bakın 6 oy almış. Doğru. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlarım yine şuraları silelim. İlk durum ve son durumda önde olan takımlar farklı ise sonradan kullanılan oylar 1/3 oranında dağıtılmıştır. Şimdi ilk durumda burada önde olan takım bu. Son durumda önde olan takım bu. Çünkü farklı takımlar olması gerekiyor arkadaşlar. Peki kullanılan oylar ne olacak? Biz bu, bu duruma bakacağız. Bu duruma baktığımız için 2 oy A takım almış. 6 oy B takım almış. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 oranında dağıtıldığını görmüş oluruz. Cevabımız 1, 2, 3'tür. Bir mağazada satılan gömlekler ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Gömleklerin %30'u %50 kar ile satılıyor. Satışların iyi gitmediğini gören mağaza sahibi kalan gömleklerin tamamını satış fiyatı üzerinden %20 indirim uygulayarak satıyor. Buna göre mağaza sahibinin tüm gömleklerin satışı sonucunda elde ettiği kar oranı maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaçtır demiş. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aynı karışım problemi gibi düşünebilirsiniz. Mesela gömleklerin yüzde otuzunda yüzde elli kar var. Peki gömleğin yüzde kaçı kalmış oldu? Yüzde otuzunda bu kadar karla satılıyorsa yüzde yetmiş olmuş oldu. Arkadaşlar satış fiyatı. yüzde %20 indirim uygulanacak diyor. Şimdi şöyle düşün. Bir gömleğin fiyatı 100 TL iken %50 karla neye satılacak? 150 TL'ye. Bu 150 TL'nin %20'si nedir arkadaşlarım? 30 TL değil midir? 150'den 30'u çıkardığımızda 120 TL'ye satılacaktır. Normalde gömlek 100 TL iken yapılan indirimle satış fiyatı üzerinden 120 TL'ye satılıyor. Yani 100 üzerinden ne kadar karı var arkadaşlar? 20 TL karı var. O zaman şöyle diyeceğiz. %70'ini %20 karla satıyor. O zaman %100'ü toplam ne kadar kar etmiş olur %100'ünden? Şöyle yapacağız. Burası 1500 ya da arkadaşlar iki tane sıfırı her birinde silelim. 15, 14 daha 29'dur. İşte cevabımız. Evet gençler bu son soruda da farklı bir yol görmüş oldunuz. Farklı farklı yollar öğrenerek kısa yolları da göreceksiniz arkadaşlar. Kendi kendinizi hatta bu kısa yollara çıkartacaksınız. İyi çalışmalar dilerim. Sonraki testlerde görüşürüz.